Ben öyle pek ince işçilikten anlamam. Ha. Vur dersen vururum. Boğ dersen boğarım. Ama böyle aletlerle şaheser yaratmak Nail Bey'in harcı. Ben en fazla gibi şeyler yapabilirim mesela. Biliyor musun? Seni elebaşı olduğun için yok edeceğiz. Böylece diğerleri çobansız sürü misali dağılacaklar. Yani niyetimiz buydu. Aa, bak. Mevzu anlatmaya gelince nasıl da kibar anlatıyorum. Ama laf aramızda Nail Bey konuşmak hususunda da epey serttir. Hatta pek konuşmaz. Direkt icraata geçer. Önce tırnaklarını keser mesela. Sonra parmaklarını, ellerini, kollarını derken lime lime doğrar. En sabırsızları da benim mesela. Yaşımdan mütevellit herhalde. Ha? Ben öyle uzun uzun beklemelere gelemem. Darlanıyorum ben, daralıyorum. Hemen bitsin istiyormuş. Ondan kendisi sor. Senin arkanda kim var? Ha? Kim kolluyor seni? Ben böyle çok işkenceler gördüm. Çok da dayak yedim. Ama kimseyi satmadım. Ben susarak ölen çok adam gördüm. Mahir. Bu it var ya. Orhan'ı çok fena dövdürmüş. Bana kalırsa bu iti sen vur. İntikamını da almış olursun. Aa! Bak sen şu yaramazın yaptığına. Seyis haklı Mahir. Bu adamın eti de kemiği de senindir. Al. Hem de yarım kalan işini halletmiş olursun. Nitekim daha önce halletseydin olaylar bu derece büyümezdi. Bakalım baban ne diyecek bu vaziyete. Hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Ah. Feride. Efendim? Bu saadetin, Sunay'a taşınma talebin. Sakın Mahir'le barıştığınız için olmasın kızım. Söylesene Feride, barıştınız mı Mahir'le? Ki konuşmayacak. Oysa adamı özellikle sağ istemiştim. İşimize kimin taş koyduğunu öğrenelim diye. Ma mafi olmadı. Yani gebertiyoruz değil mi şimdi herifi? Biz değil azizim.
Mahir öldürecek ya. E olsun canım. Ben yardım ederim mahiyetinde yani. Bu kadar zevzeklik yeter. Mahir. Hadi bitir şu işi de gidelim artık.